Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda restore etmiş olduğum Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silah sandığını, yani kılıç sandığını içinden şimdi hemen çıkarayım. Kamamızın restorasyonunu yapacağım. Bu da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma dede yadigarlarından bir tanesi. Sandığımızı kaldıralım. Şimdi bu daha önce kabza yapılmış buna. Kabzayı sökeceğim. İşte tamamımızın orijinal hali. Buraya bir kabza yapacağım. Hiçbir orijinalliğini bozmadan. Birebir orijinaliyle aynı olacak. Hatta bununla ilgili benzer örneklerden internette bulduğum benzer örnekleri göstereyim size. İşte gördüğünüz o resimlerdeki kabzalardan birini yapacağım. Şimdi hiçbir zarar vermeden pasını sökeceğiz. Ve daha sonra kabza işlemine geçeceğim. Şimdi pas sökmek için limon tuzu çözeltisi hazırlayacağım. Malzemelerimizi koyuyorum içine. Şimdi kaynar suyumuzu içine döküyorum. Evet, böyle bir saat kadar bekleyecek ve sonrasında fırça yardımıyla üzerindeki çamurlaşmış pasları sileceğiz. Birkaç tane mesaj aldım, yapamıyoruz, işte pas sökülmüyor gibi mesajlar. Limon tuzu çözeltisini hazırlarken kesinlikle demlikte, yani ocak üstünde kaynatılmış su kullanmanız gerekiyor. Sıcak musluk suyu kesinlikle işe yaramaz. Baştan söyleyeyim, 90 dereceden aşağı olmaması gerekiyor suyun sıcaklığının. Pasın sökülmesi için bu çok önemli. Arkadaşlar, kama asitte dururken Harun kardeşim geldi. Merhaba. Harun benim liseden sıra arkadaşım. Aynen, Fener Lisesi. Unutulmaz yıllar. Evet, çok güzel yıllar. Sene 9C. 9C. Sene 1999-2000 sezonu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı yıl. Unutulur mu? Ben onu hatırlamıyorum. Arka bahçede futbol oynamamızı hatırlıyorum. Her teneffüs futbol oynardık. Her teneffüs. Arka bahçenin kenarında şöyle bir kanal vardı. Cem'e bir omuz koymuştu. Topu almayacak. Kanala koydu, boyunca uzanmıştı. Hatırlıyor musun? O saniye hatırlamıyorum ama ben Nedim diye bir arkadaşımız vardı. Ona bir tekme atmıştım top oynarken. Nedim Yüksek. Geçen Facebook'ta buldum onu. Arkadaşım Facebook. Aha, benim arkadaşım. Aynen. Nedim'e selam var, Cem'e de selam var. Rafayet, Gülen Rafayet sağ ol. Hepimizin lakabı vardı. Benimkisi Karamuçay'dı. Karamuçay. Benimki neydi? Senin yoklu diyeyim. Samuel Johnson'ı hatırlıyor musun? Biliyorsun. Karamuk Johnson. Karamuk Johnson. Samuel Johnson. Karamuk Johnson, aynen. Ve Sultan vardı. Sultan. Sultan'ın lakabı neydi ya? Sultan'ın da lakabı. Sumo muydu? Yok. Onun da bir lakabı vardı. One Person miydi? One Person yenidir herhalde. One Person, aynen öyle bir şey diyorduk ona ya. İyi diyeyim. Neyse. Çok... Hepimiz Fenerbahçeliydik. Bir Sultan'la bu Galatasaraylıydı. Allah'a şükür. Tabii ben şu anda Fenerbahçeli değilim, o ayrı mesele. Trabzonsporlu musun? Herhalde yani.
sapına kadar. Şöyle bir resim atalım. Dedime. Bu resimler. Evet arkadaşlar. Çok yakın arkadaşlarımdan biri olan Harun'u size tanıştırmış oldum bu arada. İnşallah şimdi... ben de YouTube'a bir giriş yapmak istiyorum ama hangi özelliğimle buraya giriş yapsam diye şu anda muallaktayım. Vallahi bunu düşünürüz ileriki zamanlarda. İnşallah benim de bir kanalım olursa beni de takip edersiniz de. Abi Zavalli'yi de bir takip edin. Bunu çok sevdim bak. Beni takip edin. Usta tozları çıkardım. Başka bir yapacak bir şey var mı? Teşekkür ederim. Eline sağlık. Eyvallah usta. Evet şimdi kamamız pasını sökmek üzere. Kamamızın pasını söküyoruz. Kamanın pası sökülmek üzere. Videomuza oradan devam edeceğim. Arkadaşlar asitten çıkardığım bazı bölgelerinde siyahlıklar oluştu. Yani pasları sökülmedi oraları. Bunları yumuşak sünger zımpara yardımıyla açmaya çalışacağım. Arkadaşlar üzerindeki pası söktük. Şimdi yüzeyini temizleyeceğim ve şu yakından göstereyim biraz. Şuralarda olan kılçıklanmalar var. Darbelerden dolayı. Bunları bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Yüzeyini binlik zımpara yardımıyla düzelteceğim. Salih arkadaşlara sembolü de gösterir misin? Belki ne anlama geldiğini bilen vardır. Gördüğünüz gibi kılıcın üzerinde bir yere ait bir sembol var. Sembolün ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bilen arkadaşlar yazarsa yorumlarda. Gerekli araştırmayı yaptık ama şu ana kadar bir şey bulamadık. Dört yapraklı yoncaya benziyor. Her yaprağında bir nokta işareti var. Şimdi kamanın üstündeki o kılçıklı olan bölümleri düzelteceğim. Sonra da bileteceğiz. Arkadaşlar şimdi yüzeyini parlatacağım. 1400 müydü? Öyle bir şeydi. Zımpara kullanacağım bunun için. Arkadaşlar restorasyonu parlatma kısmını bitirdim. İşte gördüğünüz gibi temizlendi. Şimdi kabza kısmına geçeceğim.
arkadaşlar ceviz ağacından bir parça kestirdim ve perçinlettim bunu. Şimdi bunun şeklini çıkarıp orijinal haline getireceğim. Şu kısma işaret koyalım. Aynı şekilde buradan da. Daha önce kestiğim bir parça vardı, ondan örnek alacağım. Şimdi kesme işlemine geçelim. Iskalpelayla kestim parçaları alalım orada. Evet, ana hatlarını çıkardım. Şimdi E ile, yani törpüyle, törpü yardımıyla buralarını düzelteceğim ve orijinal görünümü sağlayacağım. Hemen başlayalım. E yardımıyla kenarlarını ve yüzeyini pürüzsüz hale getireceğim. Para yardımıyla üzerindeki fırtıkları alacağım. Şimdi bir parça bez yardımıyla bezir yağ süreceğim üzerine ve videomuzu bitireceğiz.
Arkadaşlar, kama restorasyonu çalışmamız sona erdi. Gördüğünüz gibi ceviz ağacından bir kabza yaptım kendisine. Ve yüzeyini parlattım. Bu arada bu simgenin manasını öğrendim. Ruslara ait bir simgeymiş. Şöyle netleştireyim. Üç kan oluğu var. Bilemesini de yaptım. Bayağı keskin. Arkadaşlar, bir dede yadigar videosunun daha sonuna geldik. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Misafirlerimiz oldu videoda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.